Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle C# Sorted List kullanmayı öğreneceğiz. Öncelikle yeni bir proje oluşturuyorum. Solution üstünden. İsterseniz siz direkt file üstünden oluşturabilirsiniz. Sorted List. Dersler diyorum. Enter'lıyorum. Solution kullananlar Set Startup projelerini unutmasın. Öncelikle birkaç özelliğini yazalım. Hani temel özelliklerin daha bir dünya özelliği vardır. Girilen kayıtları sıralı olarak tutar. Hatta diyelim. Her yeni eleman eklendiğinde içinde bulunan tabloyu hatta bulunduğu diyelim tabloyu yeniden sıralar diyebiliriz. Yani temel özellikleri bunlardır arkadaşlar. Şu şekilde en temel şekilde sorted listeyi tanımlayan şeyler bunlar. Önce diyorum arkadaşlar sorted list. Liste olsun bunun adı. New sorted list diyorum. Bana kızacaktır. Ctrl'e noktaya basarak Using'e ekliyorum ben bunları. Şöyle yazalım. Ctrl artı nokta ile Using'e ekle diyorum. Ardından liste nokta et diyorum. Ne diyelim mesela? 34 olsun. İstanbul olsun. Liste.add diyorum. 35 nokta. İzmir olsun. Liste.add diyorum. 06'ya Ankara. Liste.add 01 Adana olsun. Şöyle yazalım. Verileri ekledik. Sorted list oluştur. Home diyelim. Hop yanlış oldu. Şöyle. Yorum satırında kalsın orası. Ardından arkadaşlar bu değerlerimizi şöyle yazalım. Değerlerimizi yazdırmak için iCollection tipine atama yapmamız gerekir. Bu da arkadaşlar şu şekilde iCollection diyorum. Key ata diyorum eşittir. Liste nokta case'i yata diyelim orayı da. Listenin case'ini iCollection tipindeki kyata değerimin içine atıyorum. Ardından for each ile var kyin diyorum. Yani oradaki ky tamamen sizin isteğinize bağlı. A, B, C, merhaba ya da adınızı yazabilirsiniz ky yazan yere. Ardından console.writeline diyorum. K diyorum. Artı bir tane boşluk bırakıyorum. Neydi bizim şeyimiz? Liste. Artı. Bu K yazan yer arkadaşlar. Bizim ilk baştaki 34, 35, 06 yazan yerimiz. Listenin içindeki K de bizim isimlerimizi yazan yer yani ikinci değerlerimizi tutan yer diyebiliriz. Çok rahat bir şekilde. Şimdi Set Startup demiştik galiba. Şimdi programımızı çalıştıralım arkadaşlar. Bakalım bize çıktısı nasıl olacak. Tabii öncelikle en alta console nokta
Read'den yazıyorum. Ekrandan hemen kopmasın diye. Gördüğünüz gibi bana bütün değerlerimi vermiş oldu. İsterseniz deneyebilirsiniz. Hani şuradaki liste şu artıdan itibaren şöyle çiziyorum. Şurayı silip tekrar çalıştırabilirsiniz. Bakalım size nasıl bir çıktı oluşturacak diye. Sadece 0106 yani ilk string değerlerinizi ekrana basacaktır. Ardından bunun bir de kendi içinde remove var. Remove yapalım bir de. Şu şekilde. Listen up remove. Hangisini isterim? 01 isterim. En alttaki değeri isteyeyim ya. Tekrar for each ile içine girip var item diyorum bu sefer. In neredeki key ata değerlerimin içindeki aşağı alıyorum biraz da. Console.writeline diyorum arkadaşlar. Şöyle şuraya istedim. Item diyorum. Artı bir tane boşluk bırakayım arada. Item yanlış yazdık burayı. Listenin içinde item diyorum. Şimdi şuraya da bir tane boşluk bırakalım. Güzel görünsün. İç içe olmasın her şey. Bakalım remove işlemimizi yapmış mı? Tekrar çalıştırıyorum. Şöyle küçültüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar remove işlemimizi de yapmış oldu burada. Alanı değerimizi sildi. Geri kalan değerlerimi tuttu ve onları iCollection tipine atadığım keyata değeriyle çağırmış oldum, çağırabildim. Bunların yazım şekli arkadaşlar bu şekildedir. Hani temel yazım şekli diyelim. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.